Bundan birkaç hafta önce benim yanıma bir arkadaşım geldi. Dedi ki bir şey itiraf edeceğim sana. Bundan dedi bir sene önce, tam bir sene önce, yani şu anda 2021 yılındayız. 2020 Ocak aylarında abi dedi seninle iletişime girmiştim. Benim aile dostum. Abi benim ikinci bir evim var. Bunu ben sattım. Elime para geçti. Ama şu anda bir yerde oturuyorum zaten. Yani ailemle, çocuklarımla oturuyorum. İyi, bir sıkıntım yok. Sattığım evden para geldi ve seni aradım o zaman dedi. Ocak ayında seni aradım. Ve telefonda sana şunu sordum. Bu konuları bildiğin için abi evi sattım. Bu parayı nerede kullanayım? Nereye yatırım yapayım? Altına mı? Gümüşe mi? Emlak? Arsa? Nereye yatırayım diye sana sorduğumda en hızlı nereden kar alırım diye sorduğumda sen bana şunu söyledin. Bak kardeşim. En hızlı karı mı istiyorsun? Evet, ben en hızlı şekilde karı almak istiyorum. Yani çok kısa sürede yatırdığım parayı kat ve kat fazlasını istiyorum. Bunu istiyorum her yatırımcı gibi. Evet, kabul ediyorum. Ben bunu istiyorum dedim dedi. O zaman yapacağın şey beni iyi dinle ve bunu yazarsan uygularsın dedin ve ben de yazdım. Bunu söylemişim o zaman. Bak kardeşim, en iyi yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır. Ne işle ilgileniyorsan o arkadaş emlak işiyle uğraşıyor. Emlakçılıkla uğraşıyorsan o zaman emlak konusunda kaliteni arttır. Bu konuda kendini yetiştir. Bunların programları vardır, eğitimleri vardır. Evi sattıktan sonra kazandığın paranın bir kısmını buraya yatır. Kendi alanında ilerleyebileceğin, senin konunla alakalı yere yatır. Yani kafana yatır. Beynine yatır dedin abi diyor kişi. Yani beynine yatır yatırımı. Çünkü kendine, kafana, beynine yatırım yaparsan bunu çok kısa, iki katı, üç katı olarak alırsın. Ne kadar yatırdın? 3.000 euro. 3.000 euro yatırdıysan 2 ile çarp 6 katını alırsın. Veya 10.000 euro yatırdıysan 20.000 euro olarak geri alırsın. En az kafana yatırdığın zaman senin değerin artıyor. Beynine yatırdığın zaman yani parayı tamam buraya yatırdığın zaman senin otomatikmen değerin artıyor. Altın ayarı gibi ayarın artıyor. Kıymetin artıyor. Bunlar kendini ispatladı. En iyi yatırım insanın kendine yatırımdır diye ona söylemiştim. Ve ben de dedi hemen tamam İsa abi senin dediğini yapacağım. Ve bu parayı alarak gittim dedi. 3.000 euroluk bir programa katıldım. Hatta 2.900 euroluk bir programmış. 2.900 euroluk bir programa katıldım ve daha önceden boş işlere zamanımı harcıyordum. Bana ait olmayan konulara odaklıydım. Dizi seyrediyordum çünkü benimle alakası yoktu aslında o konular. Haberleri izliyordum. Oradaki sorunların, haberlerde yaşanan sıkıntıların, kazaların, belaların benimle alakası yoktu. Ama ne zaman kendime odaklandım, programa odaklandım, kendi gelişimime para harcadım ve zaman ayırmaya başladım, değerim artmaya başladı. Çünkü başka şeylere değil, mala yani fuzuli işlere değil, kendime zaman ayırdım. Kendimi geliştirmeye başladım. Ve özgüvenim otomatikman arttı. Çünkü daha önceden kendime söz geçiremiyordum. Eğitime katılınca mecbur ders çalışmak zorundaydım. Kendime zaman ayırmak zorundaydım. Bana verilen programı uygulamak zorundaydım. Ve kendime söz verdiğimde de sözümü yerine getiriyordum. Ondan sonra hayattan keyif almaya başladım. İçtiğim kahvenin, çayın bile tadı olmaya başladı. Her şeyden keyif almaya başladım. Ne zaman? Kendime zaman ayırmaya başlayınca, kendimi geliştirmeye başlayınca dedi kişi. Ve bir sene sonra benim yanıma geldiğinde bunları anlattı. Kişi bana şunu söyledi. Hayatımda 40 yaşıma kadar hiç kimse bana senin bana 2020 yılında söylediğin cümleyi söylememişti. İlk defa duydum ve şok olmuştum. Kendine yatırdım işte. Ama bu zamana kadar bana hep ne söylenildi? Git arsa al. Git daire al. Git altın al. Git oraya buraya para yatır. Veya git tencere takımı al. Veya git araba al kendine. Hep onu söyledi. Hem bunları uzman adamlar söyledi. Ve ben şok olmuştum bunu senden duyduğumda. Ama senin dediğini yaptım. Ve şu anda bir senede öyle bir yere geldim ki yatırdığım paranın kat ve kat fazlasını geri aldım. Çünkü işimle alakalı. Ve benden başka bu konuda benim alanımda kendini geliştiren yok. Yani kendi parasıyla, kendi parasını vererek kendine yatırım yapan, kendi beynine yatırım yapan yok. O yüzden normal insanlar bu saftaysa, normal insanlar buradaysa ben bir adım öne geçtim.
ve benim rakibim yok. Ben kendimi geliştirdiğimden dolayı rakibim yok. Çünkü ben öndeyim. Benim meslektaşlarımın önündeyim. O yüzden çok başarılıyım ve bu tarihe kadar fazlasıyla yatırdığımı geri aldım ve bir sene önceki durumdan daha iyi bir durumdayım şu anda. Her şeyim var. Her saniyenin tadını alıyorum. Hayatımın her saniyesini keyifle yaşıyorum. Çünkü bana verilen bu nimeti, şu akıl nimetini, beyin nimetini besliyorum. Ben besliyorum. O yüzden değerim arttı. Kendime daha çok zaman harcıyorum. Kendime daha çok değer veriyorum. Kendime daha çok güveniyorum. Özgüvenim arttı. Öz değerim arttı. Dedi kişi. O yüzden benim yanıma geçen geldiğinde teşekkür etti. Hakikaten ben ilk defa böyle bir şey duymuştum ve şok olmuştum. Annemin yanına gittiydim. Anne bak böyle böyle ben İsa abinin yanına gittim. Sana da sorayım. Sen ne dersin bu konuda? Herkes bana oraya buraya yatır parayı diyor. Ama İsa Bey başkalarının söylediğini tam tersini söyledi. Kendine yatırım yap, beynine yatırım yap dedi. Ne diyeyim dediğinde 80 yaşındaki annem, oğlum hemen harekete geç. İsa Bey haklı, doğru söylemiş. Çünkü en hızlı karı kendine yatırım yaparsan alırsın. O da aynısını söyleyince ben harekete geçtim diyor. Yani bu kişinin aldığı eğitim kendi alanıyla alakalı. Emlakçı olduğu için emlak konusunda bir eğitim almış. Yani kişisel gelişim değil bu program. Buna rağmen çok başarılı bir yere geliyor bu kişi. Ben sana açıkça şunu sormak istiyorum. Sen, sana verilen şu nimet var ya, beyin nimeti, akıl nimetine değer vermezsen. Tamam mı? Sana emanet olarak verilmiş bu. Buna sen değer vermezsen kim değer verecek? Sen buraya para yatırmazsan buraya kim para yatıracak? Devlet mi? Senin için devlet mi yatırsın buraya? Sen buraya kıymet vermezsen, buna güvenmezsen, buna söz geçirmek için yatırım yapmazsan kim yapacak? Sen kendine değer vermezsen sana kim değer verecek? İlk adım kendine değer vermek. Kendine yatırım yapmak. Kıymetini bilmek. Kendine zaman ayırmak. Kendini bilmek. Kendini tanımak. Bunlar çözüm değerli arkadaşlar. Sen de yapabilirsin. Sen de başarabilirsin. O başardı, sen de yapabilirsin. Bak bir şey söyleyeceğim. İnsanlar işsiz dolaşıyor bazıları değil mi? Veya işinden memnun değil. Hayattan keyif alamıyor. Ama öyle bir kafasında kilitler var ki bu kilitleri aşıp harekete geçmiyor. Yapacağı şey şu. Örneğin gidip şöyle 500 euro verip kendine kepçe operatörlüğü kursuna katılsa 2 gün hayatı kurtulacak ya. Altın bilezik olacak kolunda. Ama bunu yapmıyor işte insanoğlu. Kendine değer vermiyor. Yani kendine 500 euro vermeye aciz. Verse ne olacak? Hayatı kurtulacak ya. Şu andaki bataklıktan kurtulacak. Çünkü diğer insanlardan daha farklı. Bir adım önde olacak kendini geliştiren bir insan. Bakacak ki rakip yok. Çünkü burada milyonlarca insan var bu sırada. Ama sen bir kişi öne çıktın. Buradan da bir kişi çıktı. Buradan da birkaç kişi öne çıktı. Sen göreceksin ki senin rakiplerin çok az. Dolayısıyla sen kapışılacak bir insan oluyorsun. Senin arkandan seninle tanışmak için koşan insanlar olacak. Ama sen değer verirsen tabii. Sen kendine kıymet verirsen. Kendine beynine yatırım yaparsan. Yapmazsan o zaman sen de ortalamanın içerisine giriyorsun. Sen de o büyük kalabalığın içerisinde, yani şöyle bir ordu var ya, mutsuzlar ordusu. İşte o ordunun içerisine girer ve mutsuz olursun. Hayattan tat alamazsın. Bir düşünsene. Sen asıl yatırım yapman gereken konunun dışında nerelere yatırım yapıyorsun? Ben sana söyleyeyim. Bu ne? Bu televizyon. Kocaman duvar kadar televizyon alıyorsun. 3-5 bin euro para veriyorsun. Veya gidiyorsun arabanın alüminyum jantlarına dünyanın parasını veriyorsun. 500 euroluk tencere takımını gidiyorsun 5000 euroya alıyorsun. O kadar fuzuli, gereksiz yerlere para harcıyorsun ki. Gereksiz mutfak, büyük, sana lazım olmayan mutfak takımına 20-30 bin euro ödüyorsun. Sadece 2 saat kafanda o saça 750 euro ödüyorsun. Gelin kafası yaptırarak. Veya gereksiz, lazım olmayan, senin şu anda ihtiyacın olmayan koltuğa para veriyorsun. Niye? Rahatlamak için.
Kendini iyi hissetmek için. Konu komşu geldiğinde onlara birkaç dakika oturtturarak o koltuğa veya birkaç saat onlara hava atabilmek için. İşte oralara para harcayacağına, arsaya, daireye, materyale para harcayacağına, gereksiz çünkü onun parası çok geç gelecek sana. Oraya yatıracağına, şu beynine, kalbine, gönlüne, ruhuna yatırım yap ki sonsuza kadar, ruh ölmüyor çünkü, sonsuza kadar kullanacaksın. Sonsuza kadar o ruh, beyin, öğrendiklerin sana lazım olacak. En büyük yatırım burası. İşte o zaman huzur o zaman oluyor. İşte o zaman değerin artıyor. O zaman kaliten artıyor. O zaman senin sözün başkalarının yanında geçiyor. O zaman insanların arasında sen değerlisin. O zaman başkalarının önünde olduğun için, bir adım önde olduğundan dolayı sen lider oluyorsun. Seninle tanışmak için insanlar sıraya giriyor. Ama ne zaman? Doğru yere yatırım yaparsın. Ve bunu sadece kendi geleceğin için yapmıyorsun. Senin ailen var, senin çocukların var, senin eşin var, senin annen var, senin baban var. Onlar da faydalanıyor. Çocukların eğitimi için yapmış oluyorsun. Sen düşünsene. Donanımlı bir babasın, donanımlı bir annesin. O zaman senin çocukların da seni kopyalayacak. Onların kalitesi de artacak. Seni gördükçe onlar seni aynalayacak, kopyalayacak. Onlar da sana benzeyecek. Onların hayatını da kurtaracaksın. Buraya yatırım yaparsın. Kafana yatırım yaparsın. Yani burada iyi ayırt etmen gerekiyor. Bir tüketim malı var. Bir de yatırım aracı var. Ben sana onu şöyle anlatayım. Tahtada göstereyim. Bak şimdi tüketim nedir? Koltuk, dolap, avize, cep telefonu, tencere takımı, alüminyum lastik jantları, araba. Bunlar yatırım değil değerli arkadaşlar. Bunlar tüketim malı. Çünkü bunlar değer kaybediyor. Buna mesela yatırıyorsun 3000 euro. Ve bir hafta sonra satsan bunu 500 euroya satıyorsun. Yani evine girdi, kullanılmış olarak sattığından dolayı bir kere de kullansan 500 euroya düşüyor. Hemen değer kaybediyor. Dolap da öyle. Örneğin Almanya'da araba aldın. Tamam, 100 bin euroya araba aldın. 2 hafta sonra sattın. Eğer sen bu arabayı 60 bin euroya satarsan şanslısın. Değer kaybı 100 binden 60 bine düştü. 40 bin euro zarardasın. Tüketim malı bu işte. Tamam mı? Tüketim. Tüketim işte bu. Bir de yatırım var. Yatırım da değerli arkadaşlar, şöyle göstereyim. Arsa yatırıyorsun, 10 sene sonra parasını çıkarıyor. Şansın varsa 6 sene sonra çıkarıyor. Daire, Türkiye'de daire alırsan 30 sene sonra yatırdığın paranın karşılığını alıyorsun. Altın, buraya yatırıyorsun. Çok uzun sürüyor yükselmesi. Şu anda 50 euro gramı. Örneğin Almanya'da emlak aldın. Kendini 12 senede çıkarırsa çok iyi bir yatırım. Tamam mı? Bunlar yatırım. Bunlar çoğalıyor. Bunlar azalıyor. Fakat bu yatırımın gerçek yatırımı var. Gerçek yatırımda ne? Asıl yapılması gereken ve en iyi yatırım. Bu da insanın beynine, kalbine, ruhuna yaptığı yatırımdır. Çünkü buraya yatırım yaparsan, tamam mı? Buralara yatırım yaparsan kendini birkaç ayda çıkarıyor. Ve sen aslında burada Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyorsun. Çünkü ilk emir oku. Oku. Kendini geliştir. Önemli olduğu için birinci sırada oku. Buraya yatırdığın zaman sen bunu birkaç ay içerisinde iki katına çıkarabiliyorsun. Yatırdığın paranın iki katını alıyorsun. Ve üç katını, bazıları on katını alıyor. Şunu da söyleyeyim. Bu yatırım, gerçek yatırım senin hayatında sadece yaşarken değil, ahirette de işine yarıyor. Niye? Çünkü ruhuna yatırım yapıyorsun. Sonsuz zamana kadar yaptığın yatırım işe yarıyor. Dolayısıyla en gerçek ve en iyi yatırım burası değerli arkadaşlar. Özüne yatırım yap. İşte o arkadaş çok mutlu, çok huzurlu, çok iyi hissediyor kendini. Özgüveni artmış, güçlenmiş ve çok başarılı bir yerde. Çünkü doğru yere yatırım yaptığı için değerli arkadaşlar. Şunu da eklemek istiyorum. Bizim programlarımıza katılan binlerce insan kendine yatırım yaptı. Kendine değer verdi.
kendi kıymetini arttırdı. Kendine yatırım yaptığı için de huzuru arttı, mutluluğu arttı, başarısı arttı. Ailesi kurtuldu aslında. Çocuklarını daha iyi bir gelecek bekliyor. Eşiyle daha huzurlu. Annesiyle babasıyla daha iyi anlaşıyor. Kendisiyle barışık. Niye? Çünkü kendine yatırım yaptı. Binlerce insan. Bak bir tane örnek vereyim. Kendine yatırım yaptığı zaman ne oldu? Bir kişi şunu söyledi bana. Hocam kendime yatırım yaptıktan sonra zaman ayırmaya başladım. Eskiden kendime zaman ayırmıyordum. Kendimi çok değersiz ve kıymetsiz hissediyordum. Kendimi sürekli aşağılıyordum. Ama kendime yatırım yaptıktan sonra zaman ayırınca, kendime para harcamaya başlayınca artık kendime kıymet vermeye başladım. Çünkü ilgilenmeye başladım. Kendimle ilgilenmeye başladım. İçimdeki o çocukla ilgilenmeye başladım. Asıl ilgilenmem gereken kişiyle ilgilenmeye başladım ve kendimi sevmeye başladım. Kendimle barışık olmaya başladım. Daha önceden sürekli kafamda anksiyete, korku, vesveselerim vardı. Onlar kalmadı. Niye? Çünkü değer veriyorum artık kendime. Kıymet veriyorum. Ve bu kişi onlarca uzmana gitmiş. Ve hiçbiri ona problemin ne olduğunu, ne yapması gerektiğini ona söylememiştir. Söylemediği için zamanını boşa harcamış bu zamana kadar. Fuzuli harcamış. Ama programa katıldıktan sonra ona verilen planı adım adım uyguladıkça, yatırım yaptıkça kıymeti arttı, değeri arttı. Herkes huzurlu, çevresindekiler ve kendisi de çok mutlu. Adım adım hedefine doğru ulaştı. Asıl konuyu anlarsanız siz de yapabilirsiniz. Konu ne? Kendine, kalbine, ruhuna, beynine yatırım yapmak. En iyi karı almak istiyorsanız. Ama yok hocam, bize bu zamana kadar senin dışında hep anlatıldı. Sen ilk defa böyle bir şey söylüyorsun ama başkaları ne söylediyse ben onların aynısını yapacağım. Arsa yatıracağım. Daireye, tencere takımına saçımı yaptıracağım diyorsan. O zaman şimdi peşini söyleyeyim sana. O karı yıllar sonra, belki 10 sene sonra, belki 20 sene sonra geri alacaksın ancak. Erken alamayacaksın. Ama hızlı karı almak istiyorsan doğru yere yatırım yap. Sen de bu konuda adım adım başarı istiyorsan, kendi değerini adım adım yükseltmek istiyorsan, özgüvenini arttırmak istiyorsan yapacağın şey kendine yatırım yapmak. Eğer sen de bu konuda, bu basamaklar konusunda yardım istiyorsan o zaman benimle iletişime geçebilirsin. Bizim programlarımıza katılmak istiyorsan o zaman hemen videonun altındaki link var, formu doldur ve gönder. Seninle bir analiz, ön görüşme yapalım. Burada her şey uyarsa, birbirimize uyarsak, birbirimize güvenirsek o zaman seni programıma alırım, senin hayatın da değişir. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.